ustam şuydu, benim geçmişimdi. Bense bugünüm, yetiştirdiğim çıraklarsa benim yarınım. ...1964 İstanbul Samatya doğumluyum. Aslen aslımı Sivaslı, aile kökenimiz Sivaslı. Meslek hayatıma ise ilkokul yıllarında eti senin kemiği benim alaylı usulle başladık. O yıllar bu yılları getirdi. 44. yılım mesleğimde 44 saniye gibi geçen yıllarıma sahibim. Zamana karşı yıpranmayan dünyanın en değerli madenleriyle uğraşıyorum. Yani mücevher farklıdır. Bu bir tarzdır, bu bir stildir. Dünü bugüne, bugünü yarına aksettiren ve kişiyi mutlu ettiği sürece sanat her zaman geçerli olduğuna inandım. Çocukluğumun Samatya'sı harika bir semt, harika bir mahalle terbiyesiyle büyüdük. Tabii en geçerli terbiye, ahilik terbiyesi olarak da çarşıya yönlendik. 9 yaşında, 9 yaşındayken çarşıya geldiğimde mahalle terbiyesinin çok kıymetli olduğunu ancak hayatın gerçek terbiyesinin çarşı terbiyesi olduğunu gördük. Hiyerarşik düzen, çıraklar, kalfalar ve ustalar olarak ayrıldığını gördük. Burası çarşı bir geçim noktası, bir alışveriş merkezi değildir. Burası bir konsepttir. Burada yaşayanların kendilerine ait bir gerçek dünyaları var. Olayın mutfağı burası. İlk gün bir çırak hiç bilmediği bir mekana gidiyor, hiç bilmediği insanlarla karşılaşıyor ve 9 yaşındasınız. Tabii onun kendine ait korkuları ve aşırı bir heyecanı vardır. Kim, nereye gidiyorum, kimle karşılaşacağım ve ben bu işi nasıl yapacağım? Bilinmeyen çelişkilerle aşırı bir heyecan. Bugünse aynı heyecanı şu şekilde yaşıyoruz. Ben işimi her gün öğrenmek için dükkanıma geliyorum. Ustalarımızın bize o vermeye çalıştığı en büyük terbiye, her ne olursan ol, önce adam ol terbiyesiyle. İyi usta olabilirsiniz. İyi usta olamayabilirsiniz. Ama baki olansa adamlıktı. İyi insan olmaktı, hamiyetperver olmaktı. Mesleğin taşıyıcılığını size bıraktığında bu hamiyetperverlik sizlere ileriki yıllarınızda çok güzel maya oluşturduğunu gördük. Usta-çırak ilişkisi yıllar geçince babadan öte olmaya başlıyor. Babadan öteye gelebilmek içinse bir ustanın her gün milim 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 bir çırağıyla uğraşması gerekiyor. Çünkü onu geleceğe hazırlıyor. Çünkü onun karnındaki yeteneği dışarıya çıkartıp hayatı ayaklarının üzerinde sağlamasının gerektiğine inandığı insanlardı ustalar. Usta buydu, usta her şeydi. Tabii ondan sonra alınan bir bayrak var ki o bayrağı ustaya yakışır şekilde taşıyabilmekti.
hayali olmayan hiçbir kişi, hiçbir toplum gelişmez, gelişemez. Bugünün gerçeği dünün hayaliydi sözüyle her gün biz ne hayal yapabiliriz? Nasıl bir hayalimizi nasıl canlandırırız? Kişiyle bunu nasıl özdeşleştiririz? Bunun sanatsal yönü nerededir? Asıl amaç dünyada tüm insanlığın istediği şey mutlu olabilmek. Küçücük bir şey yaparsınız ama yaptığınız küçücük bir şey insanları mutlu ettiğinde amaç bu. Mutlu edebilmenin mutluluğuysa sanatçıya ait. Terbiyemizde biz müşteri demeyiz gelen dostlarımıza. Onlar bizim misafirlerimizdir. Terbiyemizde ise geçerli olan unsur şudur. Misafir hep baş tacıdır. En güzelini ona sunmakla mükelleftir mekan sahibi.